Ağlayan Kadınlar Lahdi. Rahit, üzerindeki yas tutan kadın kabartmaları dolayısıyla Ağlayan Kadınlar Lahdi olarak adlandırılmaktadır. Rahit, Osman Hamdi Bey tarafından 1887 yılında Lübnan'ın Sayda şehrindeki kral mezarlarında İskender Lahdi ile aynı mezar odasında bulunmuştur. Helenistik dönemde yapılan Lahit, M.Ö. 360 yılında ölen Sayda kralı Straton veya Saydalı zengin bir soylu için yapıldığı düşünülmektedir. Keşfedilmeden önce soyulan Lahit'in içinde ait olduğu kişinin kemikleri ve bronzdan yapılmış bir kemer tokası bulunmuştur. Lahit'in yüksekliği 3 metre, uzunluğu 2 metre 54 santim, genişliği ise 1 metre 37 santimdir. Lahit teknesinin tüm yüzlerini, toplam 18 yön sütunu arasında, Yunan idealizmiyle çeşitli pozlarda ve üzgün çehreli olarak tasvir edilmiş giyimli kadın kabartmaları süslemektedir. Genelde başları yarı örtülü olan kadınların elbiseleri yırtık, ayakları da çıplaktır. Bütün kadınlarda acı dolu bir ifade olmasına karşın, hepsinin hareketi birbirinden farklıdır. Bu durum bütün Lahit'in canlılık kazanmasına sebep oluyor. Bu figürlerin, Mezopotamya ve çevre kültürlerde rastlanıldığı gibi, yas tutan kadınları ya da mezar sahibinin eşlerini veya aynı aileye mensup bireyleri betimlediğine dair iki farklı görüş mevcuttur. Teknenin alt kenarı, av sahneleri içeren bir frizle süslüdür. Kapakta ise, Pers kültürüne özgü bir cenaze töreni yer almaktadır. İyon düzeninde Peripteros planlı bir Yunan tapınağını örnek aldığı anlaşılan Lahit, bir görüşe göre Sidon kralı 1. Straton'a aittir. Klasik dönem Yunan tarzını yansıtan ve yaklaşık M.Ö. 350 yıllarına tarihlenen Lahit'in, Atina veya Rhodos atölyelerinde üretildikten sonra Sidon'a sevk edildiği düşünülmektedir. Dünyanın en iyi korunmuş antik lahitlerinden biridir ve Helenistik heykel sanatında Doğu etkisinin güzel bir örneğidir. Kesin olarak kimin yaptığı belli olmayan lahdin yapımında birden çok heykeltıraşın çalıştığı düşünülmektedir. Lahit, günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Sayda'daki kral mezarlarında diğer 21 lahitle beraber bulunan Ağlayan Kadınlar Lahdi, İstanbul'a getirildiğinde İstanbul'da lahitleri sergileyecek bir müze yoktu. Bunun üzerine Osman Hamdi Bey'in çabalarıyla İstanbul'a bir müze açılmıştır. Sanayi Nefise Mektebi hocalarından Mimar Alexander Vallavi'nin planladığı müzenin ön cephesi Ağlayan Kadınlar Lahdi'nden esinlenilmiştir. Müzenin ilk zamanlarda Lahitler Müzesi adını almasının sebebi de budur.